was already dark. After a long journey from Chatham came England, where I lived. I left Stansted Airport in London to Istanbul as the first stop. After an hour of waiting, the second flight left to Kayseri. Christians are built up here and Byzantine time they were coming and killing the Christians, first Christians. So they were hiding themselves in here. So there's tombs here too. All the doors closed. Nobody can come in. Here the tombs. When someone died, all the things inside the body they take out. And then put in the salt, about 40 days weights in the salt, and then get smaller, the body, dead body gets smaller, so they put here. This the system. And then I will take you another place, and also there's underground here. Thousands of people can stay here. For maybe for months, they don't go out.
they hide themselves. Stone, you see, move this stone. The stone comes here, comes here, this comes here, and lock. Nobody can open here. Nobody can open. So I will show you inside another place. They hide themselves. Buradan. See, they see also. They see who's coming, who's there. Person built this mosque loves the lady of the sultan, but cannot say anything because if say head come. Thank you.
was a little boy, maybe 10 years old or 9 years old, I had a camera. I was taking photos of the tourists. Every day they would come here to see around here by bus. I would take their photos and I would make my money. So it was good memories. I was all the day here when I was a child. As I said to you before, 9 years old, maybe 10 years old, around that time. But I was getting tired sometimes. And this casino, this also restaurant and something, here they would put desks, the tables. One day I got tired and I sat on a next desk, and 5 or 6 people came and they told, can I sit to your desk? I said, no problem, you can sit, let me go. They said, no, please, we came to your desk. Let's sit together. But they were older people. They order kebab, salad, everything. Also drinks, rakı. In fact, I wouldn't drink because I was a child. And then everything was ready to eat. But they got a telephone call from somewhere, I don't know where. They immediately pay the bill and gone. All the desk with the food for 6 people maybe, only just for me. And I said the waiters, works in the restaurant, because all of them I know, hurry up, come here and let's eat together. It was a good memory, I remember now. About 55 years ago, when I was 10 years old, again, we would walk by these mountains. But there was no buildings like this. All this area full with gardens. And we would go there with friends to pick up wild vegetables to cook at home. Our mothers would cook. When we go there, we met a boy, like the same age. The boy, when we meet, 10 years old, my age maybe, has a responsibility to take maybe 10 cow, in the mountains. Because cow eats the vegetables and did all the things, many things. We became friends. He was from a very poor family, but he was giving us from the cows, the milk, making milk and uncooked milk we would drink in the mountains. We become very good friends. Many, many times we met, we speak, we play games together. And then, maybe 3 months, 4 months, 1 year, I don't remember very well. I was in here, in the bazaar. I had another friend. His name is Schweib. Schweib would sell socks. We wear socks, would sell in the bazaar. And then every bazaar, I would visit him. And then many people are buying socks, covered people. And I saw a hand, small hand, somebody's hand, between the people, take socks, run away. Schweib was busy, and I ran back of him. He is running, I am running back of him to take the sock back. And then I catch him somewhere. I make him like this and return back to face. I saw that guy, that boy. I was much unhappy. And one drop from his eyes came, like this from here. When he see me, same thing happened to me. One drop come here, we couldn't talk anything. Just he couldn't hold the socks, and socks on the ground, fell down the ground. And then he returned back, and I took the sock, and then returned back to Schweib.
But I never forget this memory because I was much unhappy. When I remember, I feel much unhappy. And then sometimes I am thinking, why I catch him? Because I know he was from a poor family. Maybe he has to do it. But I didn't know, unfortunately. I never forget him. And then after that time, we never see him in the mountains. I want to buy this house. This house, not much expensive, but restoration is maybe takes much money. I don't know. But here we have one room to dig before. The only one room over there, under the ground. I mean, these rooms, not like a normal house. And over there, two other rooms. One of them, I saw one room and another room closed. And over there, another one goes under the mountains, under these rocks, stones. Maybe 7 or 10 other rooms. Yani, I mean, needs much restoration here. But no problem. But it's very nice, very beautiful. Deniz yakası aydın elleri, kuşlar gider bizim dede sultan. Akdeniz yakası aydın elleri, kuşlar gider bizim dede sultana. Cemalin görünce yürüdü dağlar, taşlar gider bizim dede sultana.
halin görünce yürüdü dağlar. Taşlar gider bizimle de sultana. Time the snow comes here first and then Nida to Nida because here is Eldelhai. Then Nida. Nida is about 1200 meter high. Here is maybe close to 2000 meters. But very beautiful village. I would want to see the old times while they are living in this village. Hiç ellenmez, dokunulmaz. Burası alacağım. Burası sahibi kim ki? Biliyor musun sahibi? Bizim biliyorum canım. Ya bir sor ya. Sen kimsin? Nasıl ulaşacağım mesela? Sen ben. Senin numaran var mı? Benim numaram var. Az derdi. Üstadım burada yazsın. 0538 0538 215. Dur bir dakika her yerine hep beraber diyebilme. Yetiştirmişler ki bunlardan bir tanesi de Yunus Emre'dir. Daha Mevlana'lar gibi nice değerlerimiz var. Bu tür etkinlikler hem bu bizim değerlerimizin oluşturduğu inanç felsefesini, kültürünü gelecek kuşaklara aktarma, yaşatma noktasında hem bunu kaleme alan, söze alan, dile alan sanatçılarımızı yaşatma noktasında hem de ne güzel uluslararası bir topluluk böyle bir şeyi organizasyon yapmış. İlimizin de uluslararası alanda tanıtımına katkı sunması açısından son derece kıymetli buluyorum. Önemli bir sergi. Şehrimiz adına bu 9.sü düzenleniyor ama gerçekten bu Nide Uluslararası Sanatçılar topluluğuna da ben teşekkür ediyorum. Gerçekten ilimiz adına çok anlamlı, çok güzel işler yapıyorlar. İnşallah Nide'mizi çok daha sanat anlamında çok daha güzel günlerde göreceğiz. İçinde bulunduğumuz bölgede yakın bir gelecekte işte burası Eski Ermeni Kilisesi'ydi. Karşıda bir Rum Kilisesi var. Orası kütüphane olacak.
Hemen yanında kent müzemiz ve kalemizdeki dönüşümle gerçekten bambaşka bir Niğde olacak inşallah. Buraya katılan bu 78 tane bugün sanatçı var. 40 farklı ülkeden 78 sanatçı. İnşallah onları da Niğde'de misafir ederek bir Niğde resimleri yaptırmak istiyoruz ki ölümsüzde bir arşiv elde edelim inşallah. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Gayet güzel. Nasıl görüyorsunuz? Efendim? Tam 40 ayrı ülkeden 78 sanatçının 119 eseri var. Çok güzel oldu bu. Ayrıca diğer bir gelişme, Art Media International yani Uluslararası Sanatçılar Topluluğu'nun 27 ayrı ülkede temsilciliği var şu an. Gönüllü. Yabancılar Niğde'yi tanıtmak için çaba sarf ediyor. Ve şu an üye sayımız bütün dünyadan 1500'ü aştı. Bu da müthiş bir olay. Ve bir ay kadar önce bir araştırma yaptık sanatçılar arasında. Bir çeşit anket yani mini anket. İşte sanat deyince Türkiye'de aklınıza ne geliyor, nereler geliyor falan deyince. İlk öne çıkan Niğde ismi oluyor. Sanat deyince Niğde insanların aklına geliyor. Bu müthiş bir olay. Yani bu da Art Niğde 10 yıl önce kurulan Art Niğde International'ın elde etmiş olduğu başarı. Niğdeli ressam Safa Büt'e küratörlüğünde gerçekleştirilen sanat sarsıntısı 11 isimli sergi, Ermeni Kilisesi Sanat Galerisi'nde sanatseverlere kapısını açtı. Müzik 53 farklı ülkeden 100'ün üzerinde sanat eserinin yer aldığı sergide, Ekmek ve Su Herkese Yeter, Gezegenine Sahip Çık teması işlendi. Sanat sarsıntısı 11 ile birlikte bir rekor kırdık. Niğde olarak, belki de Türkiye olarak. O da şu, 53 ayrı ülkeden katılımcı, 100'ün üzerinde sanatçı ve sanat eseri var. Bu gerçekten çok güzel oldu. Çok yani 13 ülkeyle başlamıştık. Ama 53 ülkeye çıktık. Bu gerçekten bir rekor. Ayrıca bütün dünyada Art Niğde International, Niğde'yi temsil eden, tanıtan, gönüllü olarak çalışan 27 ayrı ülkemiz var. Farklı ülkeler var. Niğde'yi tanıtıyorlar. Ve hiçbir karşılık beklemeden sadece gönüllü olarak yapıyorlar.
sarsıntısı 11 ile birlikte bir rekor kırdık. Niye olarak belki de Türkiye olarak. O da şu, 53 ayrı ülkeden katılımcı, yüzün üzerinde sanatçı ve sanat eseri var. Bu gerçekten çok güzel oldu. Çok yani 13 ülkeyle başlamıştık. Ama 53 ülkeye çıktık. Bu gerçekten bir rekor. Ayrıca bütün dünyada Art Birliği International Niğde'yi temsil eden, tanıtan, gönüllü olarak çalışan 27 ayrı ülkemiz var. Farklı ülkeler var. Niğde'yi tanıtıyorlar. Ve hiçbir karşılık beklemeden sadece gönüllü olarak yapıyorlar. Bu da çok güzel bir gelişmeydi. Sizinle paylaşmak istedim. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. En önemli yanı da, en güzel yanı da şu, gerçekten çok özel konulara değiniyorlar. Bugünkü başlığımız ekmek ve su herkese yeter, gezegene sahip için. Gerçekten son dönemde yaşadığımız olaylar, ki özellikle Rusya-Ukrayna savaşında bir kez daha gördük ki, en ufak bir sıkıntıda dahi dünyanın bu tahıl ihtiyacı, ekmek ihtiyacı hemen sıkıntıya giriyor. O yüzden bu farkındalık açısından, bunun öneminin bir kez daha birçok kere gündeme getirilmesi açısından da bu sergimiz çok önemli. Ben bu konu açısından da bütün sanatçılarımıza, başta Sefa Bey olmak üzere, Panama'dan gelen sanatçılarımıza ve Panama Büyükelçilerine teşekkür ediyorum. Panama'dan 3 tane sanatçımız var ve Ankara'dan Panama Büyükelçiliğinden kültür ve ticaret ateşimiz de burada hanımefendi. İngiltere'den Paula Duarte Philip var. Sağ olsunlar, bugün buradalar, bizimle birlikteler. Sergimizin amacı biliyorsunuz değişik farklı ülkelerden sanatçıların katılımını sağlamak. Ve farklı ülkelerden farklı sanatçıların neler yaptığını halkımıza göstermek. Bu sergimiz 11. sanat sarsıntısı oluyor. Ve burada bir rekor da kırdık ayrıca. O müjdeyi de vereyim ben. İlk defa 53 ülkeye ulaştık. 53 ülkeden katılımcı var. 146'ın üzerinde sanat eseri var. 100'ün üzerinde sanatçı var. It is the very first time I come to Turkey. It's the very first time I come to Niğde. Come to. Niğde'ye geliyorum. I come to meet my friend Safa, which has been working for many years international art events. Uluslararası sanat camiasında birlikte uzun süre çalışmış olduğumuz Safa Bey'i görmeye de geldim aynı zamanda. Yes. I live in London. I'm Portuguese, but I live in London. Portugizliyim ama Londra'da yaşıyorum. And my first impression was last night we arrived about 11, half past 11, midnight last night. Dün akşam saat 11.30'da geldim. Yes, and I'm quite impressed. This is a beautiful place. Çok güzel bir yer. And it's a very, very nice exhibition, very well done. And I'm feel so... Çok güzel bir yer, bu yer içinde söylüyor. Çok güzel çalışma olmuş. I feel so proud of my çok friend Safa. Çok gurur duyuyorum arkadaşımdan, Safa'dan. Serginin açılışına Panama'dan ve İngiltere'den katılan ressamlarla birlikte Niğde Vali Yardımcısı Resul Özdemir, Panama Ankara Büyükelçiliği Sanat Ateşesi, Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hasan Uslu ve sanatseverler katıldı. Hepsi bir kez falan.
Last year, I was here with my children, taking a walk around here. I saw a house, stone house, but it was in very bad condition. And ceiling, there is no ceiling. The windows, there is nothing, only the stone stays. But much lovely house it was. And then I thought, it's on sell or not. I was thinking to buy. I am still looking for a house to buy like this. And then I went in the village and asked. I took photos and showed the villagers. Tell me to who it belongs to and if it's on sale or not. Nobody could know. I left my telephone number, and if someone has any information, please tell them to tell me. Later, a few days later, somebody called me from the village, and they told me a man was living there with his family. But unfortunately, but the man is working like a guard in the village in the night times. A day, I don't know when, they had a fire in the house, and everybody died by fire. Unfortunately, all burned. And then, till today, nobody used that house or sell or buy. The house is still there. Then, when I remember this, I feel unhappy again. In fact, these areas are full of this kind of stories, happy stories, unhappy stories, but we don't know the backgrounds. Just we are seeing and very beautiful. I want to buy this, and it maybe you will feel better because in the natural life, I like trees, everything, mountains, natural life I like. I believe I will be able to find one day, inshallah. Thank you.
International Award-winning artist and a participant of Artquakes. How did I meet Safa Bitter, president of ANI, a great artist, a great curator, and a great promoter of the arts? My works had been displayed in Seoul, South Korea, and then I saw Safa's call at Facebook, and he invited me. I never regretted it, because since that time, a smile has never left my face. So, Safa Bitter is doing a lot for the artists and for the thank you.
Deniz yakası aydın elleri, kuşlar gider bizim dede sultan. Akdeniz yakası aydın elleri, kuşlar gider bizim dede sultana. Cemalin görünce yürüdü dağlar, taşlar gider bizim dede sultana. Cemalin görünce yürüdü dağlar, taşlar gider bizim dede sultana. Binler verdi, 8000'ini yenildiler, yenenler, yenilenlerin dikişsiz ak gömleğinde sildiler kılıçlarının kanını ve hep beraber kardeş elleriyle işlerin toprak Edirne sarayında damızlanmış atların eşildi nallarıyla.